21 Ekim 2020 Çarşamba günü akşam altılı ganyan tahminlerimizle beraberiz Kinilent Amerika için. Dün arkadaşlar 20 Ekim'de ben söylemiştim size programlar çok sakat diye olmayacak atlar geldi. Yapacak bir şey yok, üzerinde durmayacağım. Direkt olarak bugünkü Kinilent'le ilgili programa geçiyorum. Kendimize göre sistemimiz değişmem sistemimiz var. O sistemindeki çalışmamızı yapmaya devam ediyoruz. Tabii gönül isterdik bu devreden 6 yılı en azından içimizden birisinin kazanmış olması. Keşke öyle bir şey olsaydı. Evet, olacak ama onu da söyleyeyim size. Yani göreceksiniz bunu. Burada duyacaksınız da. Kinilent'teyiz arkadaşlar. İkinci koşuyla başlıyor. Maiden koşu. İki tane arka arka var. Bu Çim koşu. 21-12'de geceliğin. Kinilent'te. İki yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Toplam 16 tane safkan var burada. Burada zor gibi tabii gözüken bir koşu bu. Yeni koşan atlar da var. Tek tek bunların orijinlerine de baktık. Orijinlerine bakmamız yeterli değil. Kardeşleri var bunların arkadaşlar. Bu koşan kardeşlerinin performansı çok önemli. Hani ailenin şeyine bağlı bu, gücüne bağlı olmuş oluyor. İki numara, özür dilerim. İlk atımız bizim burada 4 numaralı kardiyo versiyon. Bu şu Corey Lanieri bugün bir koşu kazanabilir. Dikkat edin Lanieri'ye. Corey Lanieri'ye. Kardiyo versiyon bizim ilk atımız arkadaşlar. Dup Dup Watson adında bir tane kardeşi varmış. 12 defa kazanmış arkadaşlar. Kardiyo versiyonun kardeşi. 12 defa kazanmış. Beşinciliği yaptı. Beşinciliği gayet tatminkar. O yüzden biz onu ilk atı olarak ele aldık. 11 numaralı Madame Ready. Ricardo Santana Junior'la ilk kez koşacak arkadaşlar. Bu da kardeşi Apricot iki defa bu mesafeyi kazanmış ama Apricot iyi bir şey at. Yani orijinleri falan çok iyi. Gördüğünüz gibi İngiliz Marrow buradan. Buradan yakın. Evet bir de 10 numaralı Lady Black Knee. Lady Black Knee Brian Joseph Hernandez ile Pimlico'da bir ikincilik yapmış arkadaşlar. Süper. O yüzden bu 10 numara şu ikinciliği Pimlico'da yapmış. Çok güzel bir şekilde. 64'te şey çıkmış zaten. Handikap puanı çıkmış. Bunların arkasındaki 3 tane daha at var arkadaşlar. 13 numaralı Cadencia. Tyler Gaffalone ile. Bu da koşarsa eğer rezerv gözüküyor şu anda. Arkadaşlar bu at yani 13 rezerv gözüküyor şu anda. Koşarsa eğer yazın bunu. Tabii ki 2 numaralı Splendid AGPS'e en çok çıkacak olan adam bir tanesi olur 78 handikapla. Ve 5 numaralı Menzel. Chris Landeros'la. Evet baktığımız zaman buradaki şemalimiz 4, 11, 10 ilk aşamada söylediğimiz gibi kardiyo versiyon Madame Ready Lady Blank Ney. Lady'lere dikkat arkadaşlar Lady'ler. 2, 5 ve 13'te eğer 13 koşarsa arkadaşlar rezervde gözüküyor şu anda 13. 13, 14, 15 bunlar rezervde gözüküyorlar. Onu da yazmamız lazım. Tyler Gaffalone'nin bineceği bir safkan olacak o. Evet. Birinci ayağımız buradan bitiyor. İkinci ayağımız üçüncü koşuya geçiyoruz. Evet. Kinland'de ikinci koşudan üçüncü koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Burada 4 tane safkan biz çıkarttık size. 8 tane at var. 4 tane. %50'si yani. Belki koşmayanla beraber. Siz ona göre bakın. 8 numara Heart Rhythm Edgar Morales'le ilk atımız çok formda arkadaşlar. Yani küçük kuponlarda tek atılacak düzeyde bir safkan ama diyoruz. 5 numaralı Conformist New York Origin'le Tyler Gaffalone ile ilk kez koşacak olmasına rağmen kardeşi Skyhook bu tip mesafeyi kazanan bir safkan olduğu için ve kazandığı için bunun da kazanacağını öngörüyorlar otoriteler. Ve Tyler Gaffalione bu atı tercih etmiş burada.
O da ilginç. Böyle bir not var. Tyler Gaffalione'nin tercih etmesi de ilginç diye bir not var burada. Dış basında. Aynen onu size tercüme ettim ben. 4 numara Snowblind, Gerardo Corrales. Kardeşi Extreme Lyra. 8 defa kazanmış arkadaşlar Snowblind 4 numara. Şu 4 numara var ya. Kardeşi bunun 8-9 yapmış ama hala ümitliler bu. 8-9 yapmış ama hala kardeşi 8 defa kazandığı için bu Snowblind'ın da kazanacağını düşünüyorum. Olabilir, neden olmasın. Ve son olarak da 1 numara Bump, Florian Joux'la. Bu da arkadaşlar, bu atın orijini hiçbir şey konuşulmuyor. Tek konuşuldu, bu Brad Cox almış zaten bunu. En iyi antrenörlerden bir tanesi Amerika'da, biliyorsunuz. Aynı zamanda Steven Asmussen de öyle. Uzun saçlı, hani sakallı falan, böyle mavi gözlü bir eleman. Devamlı Amerika'da televizyonlar verir bu adamı. Brad Hawkes bunu çalıştırıyor arkadaşlar. Süper bir idman derecesi çıkartıyor sabahleyin. Ona istinaden de şimdi Bump'u da biz alıyoruz. Otomatikman bunu da okuduk, gördük. Ya yoksa nasıl bileceksiniz? Koşmamış bir at arkadaşlar. Yani bunlara bakmak zorundayız. Başka neye bakacağız? Ha, bunların dışında gelirse ne yapabiliriz? Yani hepsini yazalım o zaman. Öyle olmaz ki. Bir ayırıma gitmek zorundayız sonuçta. Üçüncü koşuyu da böylece şu şekilde verelim. 8, 5, 4 ve 1 şeklinde veriyoruz. Dediğim gibi birim burada yazma tek sebebimiz İtmanın en son sabah itmanının çok güzel olması arkadaşlar. Bakalım Snowblind, ama tekrar ediyorum, 5 ve 4 ve 8. Yani 8 tabii ki tek bile atılabilir yani. O derece iyi bir safkan. Durum bu. Şimdi 4. koşuya geçelim. 3. koşu arkadaşlar, altının en 3. ayağına. Evet, Kinilent'te 4. koşudayız. Normal kum pist, 1700 metre satış koşusu. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler diye geçiyor. Toplam burada da 8 tane safkan var. Arkadaşlar burada Kinilent'te gerek çalışmaları, gerekse bu bindiği jockey, gerekse ilginç orijin hattı ve ilginç ismiyle Mitres Porciento, Mitres Porciento arkadaşlar. Tyler Gaffney'in bindiği 5 numara arkadaşlar bizim bankomuz. Ha, buna uyarsınız, uymazsınız. Bunun AGF'si 3 çıkar, 5 çıkar. Bizi ilgilendirmez. Kupon yansa da, kuponumuz yansa da biz 5'i tek geçeceğiz. Çünkü Kinilent'te yeteri kadar tecrübe de sahibi olmuş çıkmış. Bu derecesiz hareketini Kinilent'te de yapmış zaten. O yüzden biz bunları bu senaryoda haberlerini gördük zaten arkadaşlar. Üzerine Tyler Gaffney'e boşa bindiğini düşünmüyoruz. Bu koşuyu da Tyler Gaffney'in bu safhana geleceğini düşünüyoruz. Bilemiyorum tabi, Allah utandırmasın. Bizim düşüncemiz bu yönde. Çünkü aksi takdirde arkadaşlar 5'i çıkarttığınız zaman hepsinin geliri var burada. Yani biz tek 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 inceledik, baktık nedir ne değildir diye. Michael G. Maker zaten diğer bir tanınmış jockey. Özür dilerim, antrenör. Burada Todd Pletcher'ın antrenörünün yaptığı bir, işte, güzel bir safkan var. Ricardo Santana Jr. 3. birinciliğini alamayacak arkadaşlar. Belli yani, bilin bunu. Kesinlikle. Normal şartlarda burada bu bir tane birincilik bile yapmış olsaydı biz bunu da yazardık. 5 ve 2 derdik. Ama burada 5'i biz takdir ediyoruz. Bu kadar çalışma, bu kadar uygun şartların bir araya geldiği tek safkanımız da o. O yüzden nasıl geçen akşam size bu Campton Park'ta My Boy Sepo'yu tek geçebiliriz dedik. Kaldı ki o safkan ikinci oldu. Aynı şey de burada. Bilemezsiniz yani, ya birinci olur ya ikinci olur, bilemezsiniz. Evet, beşinci koşuya geçiyoruz bankomuzdan sonra. Bankomuzu iyice övdük size. Bakalım artık. Beşinci koşuya geçiyoruz. Evet, 5. koşudayız. Kinilent'te Amerika Birleşik Devletleri'nde akşam 22.51 çim pistte koşulacak, 1700 metre. 3 ve yukarı İngilizler, dişi safkanlar bir araya gelmiş.
Toplam 8 tane safkan var. Bakalım yağmur olursa eğer kaçışı çıkacak bunların. Şu an için pisler normal gözüküyor. 2 numara Pass the Plate Julien Leproux arkadaşlar. Bizim ilk atımız 90 handikap puanıyla zaten AGB'si güzel çıkacaktır. 4 numaralı Get Rewarded Kore Lanier. Bu tekrar ediyorum. Bu vatandaşa bugün dikkat edin. Bu atlardan bir tanesini getirebilir bu. Get Rewarded da bunlardan bir tanesi. 6 numaralı Naughty Joker Gerard Corrales'le burada Safkan aslında bu grubun bir tık üstünde arkadaşlar ama işte gördüğünüz gibi yarış eksikliği var. Çıkar çıkmaz üçüncülük yapmış. Şu an çok iyi ellerde diye bir not var burada. 7 numara Carpe Vinum. Tyler Gaffarone ile bu da gelmesi, yazılması gereken safkanlardan bir tanesi. 2, 4, 6 ve 7 olarak burada dördüncü ayak geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet şimdi tabii ki at çıkabilir. Bunların arasında at çıkabilir arkadaşlar. Dikkat etmek lazım, bakmak lazım son saatlerde. Şimdi 6. koşuya geçelim. Altılı Gaya'nın 5. ayağına. Evet arkadaşlar 6. koşudayız. Şartlı dişi 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte 5. ayakta arkadaşlar Kinilent'te. Burada normal kumda koşabiliyorsunuz. Toplam 8 tane safkan var burada. Bu 8 tane safkan içerisinde bizim en iyi böyle gördüğümüz Tyler Gaffarone'un bindiği Chad Brown'un da antrenörünü yaptığı 10 numaralı safkan bu. 3 numaralı Union Maiden diye. 8 numaralı Never Forget Rafael Bejarano'su arkadaşlar yazılması gereken bir safkan. Ve 4 numaralı Ariel Garland Adam Bezzisa ile ayrıca yazılması gereken safkan. Burada yeri olanlar yani bakın AGF'si yüksek olanlar birisi az verir bu altılı arkadaşlar. O yüzden bir görmemiz lazım ama 7 numara yeri olanlar 7 numarayı da yazabilirler. Burada yani 3, 4 ve 7, 8 olabilir. Biz 7 numarayı buraya almadık. Özür dilerim. 7 numara almadık ama siz de alabilirsiniz arkadaşlar. 3, 8 ve 4 şeklinde. Ama yeri olanlar dediğim gibi 7 numarayı da yazabilirler buraya. New York Origin. Hatta arka arka gelir mi bilmiyorum ama burada şeyin de durumu çok iyi. Gabriel Sezin bindi. Florida Origin. Serafina o Serafina. Her ne kadar birincilik yapsa da bir daha birincilik gelir mi bilemiyorum. 6 numara Bressi tekrar gelebilir mi? Godolphin Ekülüsü'nün gelebilir. Bu ayak biraz sıkıntılı bir ayak normal şartlar altında. Ama bize gösterilen atlar dışında kendimizin uygun gördüğü atları yazdık buraya. AGF'ye göre bu ayağa sizler de ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi 6. koşudan 7. koşuya geçelim. Evet Kinilent'te günün son koşusu. Bugünkü yabancı yarışlarının son yarışı. Maiden dişi 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre çim pisti arkadaşlar. Toplam tam 10 tane safkan koşturuyor burada. İlk atımız 5 numaralı Take the Charge Petty Rafael Bejaranos'la. 3 numaralı Lea Ches Adam Bezzisa ile. Bu Adam Bezzisa da arkadaşlar bugün bir yarış alabilir. Dikkat edin. Adam Bezzisa ve Florent Geroux ve bir de bu diğer bir tane vardı. Jockey. Onu da söyleyeyim size. Corey Lannery. Evet, Corey Lannery. 3 numara dedik. 6 numara diyoruz. Teller to Sink. Edgar Morales ve 9 numaralı Champagne Diet. Florence Rux'la. Hemen burada verelim. 5, 3, 6 ve 9. Böylelikle altılı gayanı tamamlıyoruz. Tabii ki 4. kuşta bir tekimiz var sadece. Mitre Sporciento. Kyler Tyler Gaffolano ile. Diğer ayaklarda 6 at, 4 at, 4 at, 3 at ve 4 at şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Yani bu bizim tavsiyemiz. Bundan azalacaktır. Gerçi ilk ayakta 6 at olması mümkün değil. Çünkü rezerv pozisyonunda muhtemelen koşmayabilir arkadaşlar. 13 numara Cadencia.
Koşmaya da bilir ilk ayaktaki 13 numara kadenesi koşmasa 5 at olmuş oluyor. Evet, bugünlük yabancı arkadaşlarımız, burada nokta diyoruz. Dikkatli oynayan ve oynayacak olan arkadaşlar dikkatli oynasınlar. Her gün oynamak zorunluluğumuz yok arkadaşlar. Biz her gün bazen oynuyoruz, bazen oynamıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse dün oynamadık. Ama dediğim gibi çok karışıktı ve konsantre olamadık dün birçok şeye. Kupon oluştururken de konsantre olmanız gerekiyor. Dediğim gibi. Ama bugün Kinland ve diğer bu Happy Valley ile ilgili bakacağız. Happy Valley'i oynar mıyız bilmiyorum. Oynamaya da biliriz Happy Valley'i. Ama Kinland'i akşam yine oynayacağımızı tahmin ediyorum. Ama bir bakmamız lazım. Ona göre görüşleriniz varsa paylaşın. Beğen yapmayı ve üye olmayı unutmayalım. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi günler diliyorum. Bol şans.